Evet sevgili izleyiciler, şu anda Liman Ayıp Yaşam Derneği'nin üyeleriyle birlikteyiz ve koordinatör, kurucu üye Fatih Budak'la beraberiz. Hemen Fatih Bey'den çalışmaları hakkında bilgi alacağız. Önce dernek hakkında bize biraz bilgi versin. Ondan sonra bu Afşin ilçesinde neler yaptıklarını bir bakalım, bir İnşallah. Anlayalım. İnşallah. Ben de merak ediyorum. Şimdi söz Fatih Bey'de. Evet, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz Liman Ayık Yaşam Derneği olarak madde bağımlılığı alanında mücadele ediyoruz. Liman Ayık Yaşam Derneği olarak madde bağımlılığı alanında çalışıyoruz. Yani uyuşturucuyla mücadele değil, bağımlılıkla mücadele ediyoruz. İstanbul merkezi 4 şubemiz var. 3 erkek şubemiz, biri de bayan şubemiz. Bayan şubemiz bayan kadrodan oluşan personelle bayan bağımlılara yardımcı oluyor. Zaten Türkiye'de ilk böyle bir kurum var. Bağımlılık alanında da yaklaşık 120 ile 150 bağımlıya biz ilaçsız ve ücretsiz hizmet ediyoruz. Profesyonel çalışıyoruz alanımızda. Psikologumuz var, manevi değerler eğitmenimiz var, bağımlılık danışmanımız var, ex-user'ımız var. Ben de eski ex-user'ım aslında, kullanıcıyım. Eroinmanım. Hem de derneğin kurucularındanım. Yani ama eskiden eroin. Evet tabii, şimdi kullanmıyorsunuz. Evet. 17 yıllık bir bağımlılık geçmişim var. 7 yıldır temizim elhamdülillah. Gençlerle beraber, eski bağımlı olan gençlerle aslında toplumun itmiş olduğu, yani şu gözle bakmış olduğu, hırsız, üç kağıtçı, şımarıkçı, cinayetçi gözüyle, ön yargılarla bakmış olduğu gençlerle beraber şu an burada konteyner hizmeti yapıyoruz. Yani Almanyalı bağışçı, gurbetçi, iş adamı abilerimiz buraya belirli bir bütçe ayırdılar. 24'ünü kurduk, 50'ye tamamlayacağız inşallah. İç tefrişatıyla beraber biz burada bu hizmeti yapıyoruz. Bu gençlerin hepsi normalde eski bağımlı ama şu an hepsi uyuşturucuyu bıraktı. Yani aralarında 1 yıllık ayıklar var, 3 yıllık ayıklar var, 8 aylık ayıklar var. Gönüllü olarak dediler ki biz depremzede kardeşlerimize hizmet etmeye gidiyoruz. Yani aslında burada toplumun ön yargılarının ne kadar boş olduğu bir daha ortaya çıktı. Eğer gerçek dokunuş yapılabilirse, bu kardeşlerin hayatı dönüşebilirse nelere vesile olduğunu zaten siz de geldiniz, gördünüz evet. Ayvan abi. Elhamdülillah. Yani şu an bu hizmetleri burada yapıyoruz. Bunu yapma sebebimiz fisebilli Allah rızası. Hiçbirini al şu parayı gel bu hizmeti yap bilmem ne, böyle bir şey yok. Hepsi de tamamen bu işe gönlünü koydu. Depremin ilk olduğu günün ertesi günü biz yine burada 6 tırla erzakla, orada da koordinatörümüz başında Selçuk abi vardı. Hemen biz burada hizmetimize başladık aslında. 6 tırla ne getirdiniz? Gıda, hijyen, ne gerekiyorsa aslında o an. Konteyner. Tabii çamaşır. Konteynerlerimiz sonra geldi. Bu bizim ikinci hizmetimiz. Evet. Yani biz direkt ilk önce Elbistan merkezde olduğu için, ihtiyaçlar orası olacağı için ikinci günde oradaydık. 6 tır malzemeyle geldik. 2 tane pick-up vardı. Yine bağımlı gençlerin yaptığı bir hizmet. O hizmeti de Selçuk abi yönetti. Bizim koordinatörümüz. Yani o sürecin başındaydı. Söylediği şey benim için çok çarpıcıydı. Biz girdiğimizde insanlar hala enkazların altından çığlık atıyorlardı. Yani aslında burada bağımlı da olsa, ne bileyim, ne olursa olsun ülkenin nasıl bir birlik olduğunu tekrar gördük elhamdülillah. Biz burada hizmetlerimizi devam ettireceğiz inşallah. 50 konteynerimizi kurduğumuzda tekrar bağımlılık alanına geri döneceğiz. Bağımlılıkla mücadele edeceğiz Elvan abi. Helal olsun, tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Evet. Sizi tanıyalım, siz neler söylemek istediniz? İsmim Ali Can, soyismim Kaygısı, 34 yaşındayım. Ben de 15 yıllık madde bağımlısıyım. 3 yıl önce programda tedavi oldum, 3 yıllık bir ayıklığım var. Şimdi kardeşlere eğitmenlik yapıyorum, rehberlik yapıyorum. Hocamız gibi hizmet ediyorum kardeşlerimize. Biz de depremin ilk günü buradaydık yine. Yani şöyle, bağımlıların toplumda bir ötekileştirilmiş tarafı var. Biz burada şunu göstermeye çalışıyoruz aslında. Bağımlılara sadece içmek yakışmıyor. Onun dışında imkan verilirse her şey yakışıyor. Allah, görüldüğü gibi. Tabii, gördüğünüz üzere. Allah da bize böyle bir hizmet etme imkanı verdi. Biz de burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani buradaki o ruhun bir parçası olmaya çalışıyoruz. İnşallah. Merhaba. Ben de eski bir uyuşturucu bağımlısıyım. 7-8 yıldır bu Liman Ayık Yaşam Derneği sayesinde temizlendim elhamdülillah ayığım. Biz de depremin ikinci günden itibaren buraya geldik. 6 tır yardımlarımızı, battaniye, yorgan, temel ihtiyaçlar. Ve sonra tekrar geldik. 50 tane konteyner kurmaya. Buraya Allah rızası için geldik. Buradaki depremzede kardeşlere biraz olsun dokunalım, yardımımız olsun diye buradayız. İnşallah Allah hayırlarımızı kabul eder. İnşallah. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Yüken gel. Sokak çocuğu benim gibi burada. Evet. Hani şimdi adım Yüken Çelikoğlu. Ben de 15 yıllık bir madde bağımlı geçmişim var. Bunun son 7 senesi metamfetamin kullanmıştım. İşte 8 ay önce derneğimize tanıştım. Dernekle beraber ayık kalmaya çalışıyoruz şimdi. Depremin ikinci günden beri biz de buradayız. Yardım ediyoruz işte hocalarımızın yardımıyla. Selamünaleyküm abi. Ben de Almanya'dan geldim. İsmim Mevlüt Çerezli. 27 yaşındayım abi.
Ben de dernekte yaklaşık 50 gündür dernekteyim abi. Ay yakın Allah'a şükür. Buraya ilk gün geldim işte, ikinci günüm. Hocalarımız sağ olsun yardım etmeye çağırdı. Ben de geldim hizmet etmek için. Allah daim etsin. Allah dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Dolduracağız. Tost makinamız burada. Evet, boruları alayım. Evet, iki bebelerimiz burada. Tamam, çok güzel. Gıdalarımız burada. Bu konteynerimiz tamam. Diğer konteynerimize geçiyoruz inşallah. Sırayla hepsini halledeceğiz. Böyle. Bir tane bu var Oğuzhan'daki, o denedin mi? Ha, yok yani, ben de 3 tane verdim sadece bu sefer. Hocam bana tam orijinal adam. Orka. Valla sana söyleyeyim. Ulan yok öyle bir şey. Biz bu sırayı bitirdik. Bir tırımız daha geliyor. Tamam, tamam. Bir tır konteynerimiz daha geliyor. Bugün bir daha. Hepsine. Onun yapımına da başlayacağız. Ziyareti öyle gerçekleştireceğiz.